Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, renklerimi tanıtarak başlıyorum. 603 numara pembem, leylak numarası arkadaşlar ve kırmızı da 328. Şu şekilde kağıtlarını da görünür hale getirdim arkadaşlar. Bu da 443 numara leylak sarım. Tüm iplerim leylak. Sert güzel oluyor arkadaşlar. Sadece altın başak evde vardı. Bu şekilde 383 olarak onu değerlendirdim. Bu renk tonunu leylakta bulamadığım için aldım galiba. Yoksa ben leylaktan başka marka kullanmıyorum arkadaşlar. Hem iğne oyasına hem til oyasına kalıp gibi bu şekilde modellerimiz oluşuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de yapacağım modeli göstererek başlıyorum. Yine modelim iğneden tığa bir model. Bu şekilde. Ben de modelimi arkadaşlar bu şekilde iğne oyasını tığa sizler için çevirdim. Bakın arkadaşlar sanki bu modeller böyle sıralı bir modeller. Tığa daha çok yakıştı. Bana göre tığdan iğneden daha güzel durdu. Evet. Modelim bu. Sinek kanatlarının artma işlemlerine de bu çiçekleri yaparak devam ediyoruz. İnşallah yine çok sever beğenir yaparsınız. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Modelimin yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar ilk önce bu şekilde tığ battılarımı hazırlıyorum. Tığ battılarımı hazırladım. Sık iğne ile de tığ battımın içine girdim. İlk başlarken gibi başlıyoruz. Şimdi arka tarafı unutun arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. 1 2 zincirimi çekiyorum. Bir tane buraya tığ battı. Şu şekilde tığ battı mesafesini verdim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. 1 2 2. Bu şekilde yuvasını hazırladım. Sıralı bir model arkadaşlar. Sadece bu sırada sinek kanadını hiç ip koparmadan bu şekilde yapıp gideceğiz. Bakın burada bir tane yeşil yapıp bırakmışım. Bunun aynısını şimdi buraya yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Trabzanımın arasına giriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüyorum arkadaşlar ters tarafına. Bu 5 zincirli yuvamın arasına sık iğne ile girip kapattım. 10 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi bu şekilde sıkı sıkı çektim. Hemen düz yüzüne dönüyorum. Ve buradaki trabzanımın arasına girip bir tane sinek kanadı yaptım. Bu şekilde. Zinciri ters tarafında çekmeye özen gösterin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanımın arasına giriyorum. Kapattım. Yine 5 zincirli kirpik yaptım. 4 tane de zincir çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Arasına girdim. Şöyle 3 zincirden 4 zincir daha bombili duruyor. Farkındaysanız. Sık iğne ile sabitledim. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Zincir sayıları da aynı sinek kanadı gibi artma işlemininde arkadaşlar. Ve 3. tığ battıya. 1, 2, 3. Bu kadar. Evet arkadaşlar bakın. Artma işlemimizde bu şekilde hiç gerdirme yok. Gayet güzel bir artma işlemi yaptık. 10 zincir tam geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. İşlem kolay. Fakat iyice bu şekilde pekiştirelim bir tane daha yaparak. 2 zincirden tığ battımı yaptım. Bir defa da tığımın başını doluyorum. 1, 2, 2. 3 defa aldığım trabzan. 5 zincir çekiyorum hemen.
5 zincirimi bu şekilde çektim. Trabzanımın arasına girip buraya bir tane kirpik yaptım. 1, 2 ve 3 zincir. Pardon, 4 zincir. Alışmışız 3 zincir arkadaşlar. Bu şekilde ters tarafına döndüm. 5 zincirimin içine girip sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Döndüm düz yüzüne. Zincirimi yine trabzanımın arasına giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Sinek kanadım hazır. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Böyle kalıp gibi bir sinek kanadı yaptık. Zincirlere uyarsanız bu şekilde inşallah kalıp gibi sinek kanatlarınız olur. Trabzanın arasına yine bu 5 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Ters tarafına çevirdim. 5 zincirimin arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Döndüm düz tarafına. 2 tane tığ battı atlayıp 1, 2, 3. tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane de zincir çekip bir tane tığ battı yapıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde aldık. Bu 10 zincirli çektiğimiz artma işleminin içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitledim. İpimi buraya tutturdum. Buraya şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çekip hemen bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Yanındaki 5 zincirimin arasına arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekip şöyle düz tarafına döndüm. Yine bu yeşil yuvama artma işleminin olduğu yere bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Dönüyorum bu şekilde ters tarafına. Buradaki zincirimin arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1 zincirimi çektim. Döndüm düz tarafına. Bakın arkadaşlar, buradaki bombililiğimiz şimdi işimize yarayacak. Buraya bir tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Bakın dibine döndüğüm yere sık iğne yapıyorum ki yapacağım bu kirpiğim şöyle kalıp gibi dursun. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Hemen arkadaşlar aparatım kulak çöpü bu şekilde taktım. Bir tane ilmek, başka yok arkadaşlar. Şimdi tığımıza bir tane ilmek alıyoruz. Bu şekilde bakın, daha önce gösterdiğim için umarım hafızalarınızda arkadaşlar. İlk defa yapanlar da bu şekilde plastiğin dibinden alıyorum. Şöyle bir sahte sık iğne yapıyorum. Şöyle geri ittiriyorum ki arkadaşlar aparatımı çıkardığım zaman kirpiğim kalıp gibi çıksın. 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle plastiği çıkarması kolay, gayet çıkarıyorum. Bakın bir tane buraya kirpiğim oldu. Geriye kalan arkadaşlar kısma burayı, yani tamamen 8 zincirli trabzanın içini 10 tane sık iğne ile dolduruyorum. 2 tane oldu. Şimdi tığından alıyorum. 3. Giriyorum. Tığındaki ilmeğin içinden geçiyorum. 4. Şöyle kalp gibi yapmaya, tırtıklamaya dikkat edin arkadaşlar. Tığınızı aynı seviyede çekin ki böyle bollu, sıklı, böyle tırtıklı olmasın. Böyle yağ gibi olsun. O yüzden de şöyle alırken
Aynı gevşeklikte, aynı sıklıkta alın ki şöyle güzel bir görüntü olsun. Acaba kaç oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. Şimdi 3 tane daha yapıp 9 yapıyoruz. 7, 8, 9. Evet, 9 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bu da 10. sık iğne. Toplamda bu kirpikten sonra arkadaşlar buraya 10 tane sık iğne yapmış olduk. Bakın şöyle ipimi kesip daha net bakalım. İpimi her zamanki gibi burada bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan arkadan şöyle 2, 3 ne tutabilirsek arkadaşlar. İlmek alıyorum. Şöyle tığımın ucunda da takıp bakın şöyle tertemiz çektirdim. Ucunu da bir ateşleyelim ki arkadaşlar şey yapmasın. Geri pırtıp gelmesin arkasından. Siz tabii daha temiz yakarsınız bu işlemi. Şimdi de modelimize bakalım. Modelimiz çıtı pıtı oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle rengarenk bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sarıyı yaptım. Pembeyi de sizlerle yapmak için tekrar geldim arkadaşlar. Şöyle 10 zincirimin içine girip ipimi buraya sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 5 zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi buraya yeşil yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Çeviriyorum şöyle ters tarafına. 5 zincirimin arasına 4 zincirimi bu şekilde kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi şöyle düz tarafına çevirip yeşil yuvaya kapatıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Yine ters tarafındayız. 8 zincirim arkadaşlar. Bakın. Bu zincirin arasından girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen yine düz yüzüne döndüm. 8 zincirimin arasına girdim. Bir tane ilmek aldım. Sonra tığımdaki ilmekten geçip bir sahte sık iğne yaptım. Şöyle köşeye doğru çektim. İpimi uzattım. Aparatımı alıp ilmeğime taktım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tığımın başını buradaki parmağımdan gelen ipten bir tane ilmek aldım, doladım. 8 zincirli yuvaya girdim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir tane de zincir yaptım. Yani sahte sık iğne. Bu 8 zincirimin için arkadaşlar 10 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Yine şöyle arkadaşlar aparatıma doğru kaydırıyorum yaptığım sık iğneyi ki ilmeğim otursun. Şu şekilde bakın ilmeğimi çıkardım arkadaşlar. Şöyle de elimle de ütüsünü yaptım ilmeğimin. Bu şekilde arkadaşlar hiç bozulmuyor. Bakın daha öncelerden yaptığım bu kaç gündür elimde oyada bu şekilde hırpalandığı halde bakın ilmekler hala aynı kalıp gibi duruyor. Onun sebebi de arkadaşlar şu yaptığımız sık iğneyi iyice dibine oturtmak. Bakın ilmeğimin dibine sık iğneyi iyice oturttursanız arkadaşlar bu şekilde hiç bozulmadan devam kullanabilirsiniz. Evet iki tane sık iğne oldu. 3 4 5 6 7
8 ve 9. 10'uncuydu arkadaşlar. Yine bu 60 ilmeli olarak yaptığım 10 zincirimin içine girip 10. sık iğnemi de bu şekilde burada yapıyorum. Bir zincirimi de çektim arkadaşlar. Hemen ipimi koparıp ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sabah bir gıcık, bir öksür artık iyice bunalttı beni bu şekilde. Modelimiz bu şekilde. Sizle yaptığım 3 tanesi de gördüğünüz gibi hiç ütü olmadığı halde kalıp gibi arkadaşlar. Bunu galiba sık söylüyorum ama yine de hani dilimiz mi alıştı. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Şu sondan 3'ü biliyorsunuz beraber yaptık. Şu 3'ü de sizler için hazırlamıştım. Evet, çok hoş ve çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İğne yasından da hiçbir farkı yok. Hani kendim iğne yası da biliyorum. Ama kıyasladığım zaman inanın buna daha çok yakışıyor. Bence çok güzel. Bir de arkadaşlar Instagram üzeri hani resim atanlar format atınca telefondan bütün şeyler siliniyor biliyorsunuz Facebook, Instagram. Kusura bakmayın resimleri de hatırlayamadım hangisinin olduğunu. Hakkınızı da helal edin bana. Eğer yaparım deyip de yapamadıklarım, hatırlayamadıklarım varsa. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Çok güzel oldu. Kalıp gibi oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.